Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Fan halinde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet, neredeyiz? Bursa'dayız. Ulu camideyiz. Yatsı namazı elde ettik elhamdülillah. Siz değerli kardeşlerimizden iki hasbihal yapalım inşallah. Nasılsınız güzel kardeşlerim? İyisiniz inşallah. Haliniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hayat böyle işte kardeşim. Yani Allah Celle kulluk etmekten kaçamıyorsun. Ne kadar onun kulu olsan da o sana o kadar merhametten geliyor ki şu an bir videoya sana dokunduğu gibi. Hangi ortamda, hangi Allah'ın razı olmadığı ortamda olsan da Allah Celle Celaluhu'na yönlenmek, ona kulluk etmek bizim nedir? Asıl görevimizdir değerli kardeşlerim. O yüzden dünya hayatına fazla takılmamak lazım. Neye takılmak lazım? Rabbül Alemin zatı ve celaline takılmak lazım. Onun emir ve yasaklarına uymak lazım. Namazlarımıza, ibadetlerimize ehemmiyet göstermek lazım. Yani biz birbirimizi sırf Allah rızası için sevmemiz lazım. Biz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin neyin? Ümmetiyiz. Biz birbirimizden sorumluyuz değerli kardeşlerim. Bu güzel hizmette video aracılığıyla siz değerli kardeşlerimize ne yapıyoruz? Dokunuyoruz. Nasıl dokunuyoruz? Hatırlatma babında dokunuyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun varlığını hatırlatma babında, Allah'ın kulları üzerindeki merhametini hatırlatma babında. Siz değerli kardeşlerim, biz bu yolda Allah Azze ve Celle Celaluhu yolunda Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu istediği şekilde ne yapmamız lazım? Gayret ve çaba göstermemiz lazım. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler karşılık bulması için birbirimizden duamızı eksik etmememiz lazım. Evet değerli kardeşlerim, hasta yatağında olan, sağlık sorunu yaşayan, problem yaşayan kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Celaluhu sağlık sorunu yaşayan kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Problem yaşayan kardeşlerimizin problemini çözmeyi Cenab-ı Hak nasip ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle Celaluhu razı olacak kulluğu bizlere ne yapsın Cenab-ı Hak nasip ve ihsan eylesin değerli kardeşlerim. Evet kardeşlerim, biraz kendini sorgulayalım. Ne dersiniz? Bu güzel videoya vakit ayırdığınız için Allah razı olsun her birinizden. Şöyle biraz düşünelim. Dünya hayatında hep istediklerimiz olsun diyoruz. Olmadığı zaman kendi vücut atmosferimizde bir gerginlik oluyor. Şunu unutmamak lazım. Bizim kendi istediklerimiz Allah Azze ve Celle'nin istediklerinin yanında ileride mi geride mi ona bakmak lazım. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediklerine yönlenmek lazım. Biz bu dünyaya Allah Azze ve Celle'nin kulluk etmeye geldik. Eş imtihan olabilir, çocuk imtihan olabilir, çevrem ve iş ortamında arkadaş imtihan olabilir. Bu imtihana Allah Azze ve Celle'nin ne yapmış? Kendisi murad etmiş. Allah Celle Celaluhu murat ettiği bu imtihana sen de ne yapman lazım? Razı olman lazım. Değerli kardeşim, bu yola hak yolunu, hakikat yolunu bilenle gitmek lazım. O yüzden biz ne diyoruz? Sizleri Adıyaman menzilde bulunan Allah dostu, Şeyh'im, Sultan'ım, ellerini öpüyorum, Şeyh Seyyid Muhammed Saki El Hüseyin Hazretleri'ni ziyaret etmenizi önemli rica ediyoruz. Onlar bu yolun ehli, kamil mürşid, mürşidi kamiller, kamil insanlar. O yolların, bu yolların güzel gidilmesi için bizlere sağ olsunlar, öncülük yapmaktalar. Sizleri tavsiye ediyorum kardeşlerim. Yani bazı şeylere takılıyorsunuz. Yok efendim Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz garibandı, fakirdi. Yani bugünkü Allah dostlara fakir olması lazım gibi böyle bir şey yok. Allah Celle Celle dilediğine zenginlik, dilediğine fakirlik veriyor. Kime ne? Allah Celle Celle şimdi sana zenginlik vermiş. Kime ne? Veya sana fakirlik vermiş. Kime? Allah'ın dediği olmalı bu dünya hayatında. Senin dediğin olması değil, Allah'ın dediği olmalı. O yüzden ne diyor Cenab-ı Rabbül Alemin? Bizim rızamızı niyet edip de yapılan amelleri biz zatımıza ne yapıyoruz? Kabul ve makbul olarak kabul ediyoruz değil mi Rabbül Alemin? Evet değerli kardeşlerim, hayat gelip geçici, bunun farkındasınız, her şeyi biliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Çaba ve gayret gösterelim. İbadetlerimize yoğunlaşalım. Bakın kıyamet yaklaştı. Ahir zamanda yaşıyoruz. Edebin olmadığı, küçüğün büyüğüne saygı göstermediği, büyüğün küçüğe saygı göstermediği, kadının kocasına fayda görmediği, kocanın kadına fayda görmediği, evladın ailesine fayda görmediği bir dönemdeyiz. Birbirlerini çekemez durumda olmuşlar. Şunu demek istiyorum değerli kardeşlerim. İşte bu yaşanılan musibetler Allah Azze ve Celle Celaluhu biz kullarına vermesinin sebebi kulum. Sen yoktun, hiçtin. Biz seni yoktan var ettik. Sadece ve sadece bize kulluk etmek için dünya hayatına gönderdi. Yani bu sıkıntılar aslında Rabbül Alemin sende görmek istediği kulluktur. Ya kardeşim taşıdığın beden senin mi? Hayır.
bedenin sahibi senden kulluk istiyor, sen nefsine uyarak kafana göre İslam dinini şekillendiriyorsun. Öyle bir dünya yok. Şeriat-ı Muhammediye en keskin kılıç gibidir. Şeriat-ı Muhammediye uymak zorundayız. Biz o peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ümmetiyiz. O yüzden Şeriat-ı Muhammediye en güzel yaşayan Allah dostlarına sizleri tavsiye ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim, muhabbet bitmez. Allah her birine razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle Bursa Ulu Camii'ye sizleri de bekleriz değerli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.